Siirt Milletvekili Sayın Meral Danış Beştaş konuşacaktır. Buyurun Sayın Beştaş. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili halkımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, 17 Haziran'da İzmir il binamıza yapılan saldırıyla genç bir kadın arkadaşımız katledildi, Deniz Poyraz. Yastayız o günden beri. Hala taziyelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından il ve ilçe binalarımıza başsağlığı dilekleri için hem ziyaret edenler, hem arayanlar, hem soranlar var. Bu vesileyle bizi arayan, soran, başsağlığı dileğinde bulunan, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, ne oldu 17 Haziran 2021 yılında? Doğrusu bunu anlatmak çok kolay değil. Hakikaten olayın ilk duyulduğu andan, duyduğumuz andan itibaren heyet olarak İzmir'e geçtik. Eş başkanlarımızla birlikte sonraki günde milletvekillerimizin önemli bir bölümü geldi. Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, diğer partilerden katılımcılar oldu ve on binlerce insanla denizi toprağa verdik. Peki ne oldu? Yani deniz niye katledildi? Denizi katleden iklimi kim yarattı? Buna sebep olanlar kimdi? Sadece tetiği çeken miydi? Bunu çok iyi tartışmamız gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle bunu çok iyi tartışması gerekiyor. Ben yanılıyor olabilirim ama okumalarımdan ve bilgimden tabii ki iddialı değilim. Türkiye tarihinde İlk defa bir partinin il binasının içinde altını çizerek söylüyorum, silahlı bir cani girip bir kadını 10 kurşunla katlediyor. Dışarıda siyasiler öldürüldü. Sokakta Muhsin Melik gibi, bizim Mehmet Sincar milletvekilimiz Batman'da katledildi. Gazeteciler, faili meçhul cinayetler, Türkiye bunların birçoğunu yaşadı. Ama ilk defa Türkiye'nin üçüncü büyük partisi, ikinci muhalefet partisi, büyük muhalefet partisinin İzmir gibi Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birinde ve huzur kenti olarak bilinir İzmir, insanların birbirine yakın olduğu, nefret ikliminin olmadığı bir ortam olarak bilinir, bu cinayet işlendi. Peki bu cinayetin işlendiği bina nerede? Konak'ta. İzmir'i Türkiye'de yaşayan birçok insan bilir. Konak çok merkezi bir yerdir ve yani böyle göz önünde bir mekandır. Ve dahası da var. Sadece merkezi bir yer değil. Kapıda her gün 24 saat polis var. 24 saat istisnasız söylüyorum. Neden? Çünkü 1,5 yıldır orada kurulan bir çadır var. Çadırı sonra değerlendiririz. Ve o çadır, ben gittiğimde arkadaşlarımla birlikte de o çadır boştu. Ama o çadır korunuyordu. Boş çadır korunuyor ama hemen karşısında şu kadar mesafede binanın girişinde bir katil, bir cani elinde çantayla, silahlı çantayla içeri giriyor ve binanın her tarafı kameralarla izleniyor ve onun gidişi engellenmiyor. Sadece bu kadar da değil. Bizim orada tanıklarla da konuştuk. İl Eş Başkanımız Abdülkadir Baydu tamamen tesadüfler zinciriyle Deniz kardeşimiz tek başınaymış. Abdülkadir Baydu İl Eş Başkanımız olaydan hemen hemen bir dakika sonra kapıda ve yukarı çıkmak üzereyken 3 tane sivil polisin yukarıya baktığını görüyor. Nereye, ne oluyor diyor. Diyor ki ikinci kata baskın var. Nasıl yani, ikinci katta HDP var. Ne oldu diyor. O arada saldırı var diyorlar. Yüksek katlı bir bina, onlarca daire var. Silah sesleri geliyor. Ve bir silah sesi değil, 30 mermi sıkılmış. 30.
Ve bunun üzerine silah sesleri gelmesi üzerine tabii ki il başkanımız içeri girmeye çalışılıyor, tutuluyor falan. Ve olaydan dakikalarca sonra, böyle hemen değil, onun süreleri de var, sonra yukarı çıkılıyor. Ve tahmin edin ne yapılıyor? Pardon, katil aşağı iniyor. İşte o çok tarihi bir sözle, adın neydi abicim diyorlar. Hani okşayacaklar, belini sıvızlayacaklar ya. İşte o da adını söylüyor. O gün Samast ve daha birçok insan gibi katilin desteklendiği, belinin sıvazlandığı bir cinayet daha. Neredeyse kucaklayacaklar katili. Yani ellerinden gelse kucaklayıp alnından öpecekler. Onu götürüyorlar gözaltına ve binada keşif yapılmıyor, biliyor musunuz? Bunların hepsini araştırdım. Sadece ikinci kata gidiliyor ve diğer bina sakinleri şunu söylüyor. Ya gelip sormadılar bile. Bir kişi miydi, iki kişi miydi, üç kişi miydi? Bunu bile sorma gereği duymuyorlar. Ve biz binaya baktığımızda tek tek bizim il binamızın kapıları kurşunlanmıştı. Her tarafa kurşun yağdırmıştı. Ve katil, adını anmak istemiyorum, o cani diyor ki ben diğer odalarda insanlar vardır diye bilerek kapılara sıktım diyor. Bilerek kapılara sıktım. Bu da yetmiyor. Deniz'in kafasına da tekme atıyor, fotoğrafını çekiyor ve WhatsApp durumundan paylaşıyor. Kendisi ilan ediyor aslında. Bunu WhatsApp durumundan paylaşıyor ve gözaltına alındıktan sonra da sosyal medya paylaşımları siliniyor. Kim sildi, nasıl sildi hiç bilmiyoruz. Şu ana kadar da bir yanıt almış değiliz. Evet, bu meselede hakikaten soracak çok soru var. Biz bu iklime nasıl geldik? Bu nefret iklimine, bu kötülük iklimine, bu cinayet iklimine, bu katliam ortamına nasıl geldik ya? Ya da tersten sorayım, nasıl olmasın ki? Nasıl olmasın? Bir medya var. Yandaş medya. Hele bugünlerde Peker'in açıklamalarından sonra çokça popüler oldu ya, Veys Ateşler vesaireler, öz ışıklar. Parayla çalışıyorlarmış. Milyon dolarlarla çalışıyorlarmış. HDP'ye saldırmak için, HDP'nin kuyusunu kazmak için, iktidarın borazanlığını yapmak için mafyatik ilişkilerin ve devlet bürokrasisinin tam göbeğinde yer alıyorlarmış. Tam göbeğinde. Mesela dün bir açıklama vardı. Ben dehşete düştüm, bilmiyorum sizlere. Öz ışıklardan biri diyor ki, bugüne kadar binlerce ihracı diyor, ihraç edilenleri ben Süleyman Soylu ile konuşup işe iade edilmelerini sağladım diyor. Bir gazeteci. Herhangi bir gazeteci bunu yapabilir mi? Yapamaz tabii ki. Bu gazeteci, aynı gazeteci köşe yazılarıyla, abisi televizyon programlarıyla gece gündüz bize hakaret, küfür, şantaj eden, yapan gazeteciler. Veys Ateş isminde bir müsvedde, gazeteci müsveddesi bizimle ilgili bu kadar büyük bir utanmaz şeyden sonra, olaydan sonra bile çıkıp hala saydırabiliyor. Hakikaten bunların yüzleri kızarmıyor. İnsanlıktan çıkmışlar. Yok efendim, bizi yayına çıkarmazlarmış. Ya sen nasıl yayın yapıyorsun, bütün dünya öğrendi, paralarla yapıyorsun. Kendini daha çok zengin etmek için, birilerine yaranmak için yapıyorsun. Ama burada sorun sadece onlarda değil, onlara görev verenlerde. Bu iktidarda, bu iktidar basını satın aldı. Demirören'i satın aldı, diğerlerini hiç söylemeyeyim. 750 milyon dolar hibe etti Demirören'e. İstediğin kadar parayı harca, geri de verme. Zaten bu artık ispatlı, geri ödenmemiş. Ne yapacak Demirören diğer yandaş medyayla birlikte? Gece gündüz iktidarın yalanlarını, iftiralarını, suçlarını örtecek. Tek görevi var. Algı yaratacak. Burada ilk yıllar önce, 5-6 yıl önce Göbels'i konuşuyorduk. Propaganda Bakanı Hitler'in. AKP'liler onu da bizden kopya aldılar. Gece gündüz Göbels diyorlar. Diyorlar ki siz bunu yapıyorsunuz, siz yalan atıyorsunuz. Bu da ayrı bir şey ama dediği gibi arkadaşların, Göbels'in herhalde mezarda ters dönüyordur. Gerçekten rahmet okutuyorlar. Bu kadar büyük yalanlarla, bu kadar büyük propaganda
Yani yazıklar olsun diyorum. Bu yandaş medya var ya, ilk anda benim okuduklarım Yeni Şafak, Sabah, Takvim'di galiba. HDP binasında çatışma diye manşet attılar ya. HDP binasında çatışma, ne çatışması? Polisiniz kapıda. İl başkanımız orada. Ortada bir cenaze var. Ve siz çatışma diye haber geçiyorsunuz. Ama o bir haber değildi. O bir yerlerden servis edildi. Nasıl yutturabiliriz bunu kamuoyuna? Bunu da yaptılar, tutturamadılar. İl Emniyet Müdürü vekilimizle görüşürken, İzmir vekilimizle, daha kimse Deniz'in içeride öldüğünü bilmeden, Deniz Hanım dışında kimse var mı içeride diyor. Emniyet müdürü mü, oradaki yardımcısı mı bilmiyorum. Yani o kadar dikkat çekici ki. İkinci katta saldırı olduğunu biliyor, içeride Deniz'in olduğunu biliyor. Kaç kişinin olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. İşte bütün bu verileri bizim birleştirmemiz lazım. Bu nefret iklimine, bu kutuplaştırmaya, bu kamplaştırmaya, bu cinayet ve katliama giden yolu döşeyenler işte bu nefret dilidir, bu hedef göstermedir ve bunun arkasında iktidar vardır tabii ki. İktidar bloku vardır. Küçük ve büyük ortak vardır. Bunun başka bir izahı yoktur. Biz burada sanki sınava girip milletvekili olduk. Sanki biz bu ülkenin yurttaşlarından oy almadık. Sanki biz sandıklardan çıkmadık. Sanki bu ülkede biz 20 milyon insanı temsil etmiyoruz. Gece gündüz HDP üzerinden siyaset yürütüyorlar. Hele bir küçük ortak var. Ya aman Allah'ım. Varlık sebebi bizim kapatılmamız. Gece gündüz her gün kapatılsın da kapatılsın, kapatılsın da kapatılsın. Ya tamam da kapatma bir partinin diğer partiyi kapatmasını istemekle olmuyor. Bu ülkede yasalar var. Bu ülkenin anayasası var. Bu ülkede her şey hukuka göre işlemiyor biliyoruz ama biz kendimiz bir parti olarak başka bir partinin kapatılmasını istemeyi zul kabul ederiz. Biz yarışırız. Düşüncelerimizle, ilkelerimizle, politikamızla, bu ülkeye ne vaat ettiğimizle çıkar anlatırız. Bunu yapıyoruz. Biz şu bunu yaptı, bu kapatılsın, bu öldürülsün, bu gitsin demiyoruz. Siyasette böyle bir etik yoktur. Bu kabul edilemez bir şey. Bugün de bu devam etti. İktidar partisi büyük ortak zaten gelecek seçimler için bütün yatırımını HDP'ye yapmış. Yatırımını diyorum altını çizerek. Ne olacak? HDP'nin oylarının azalması, HDP'nin suçlu gösterilmesi, HDP'nin kriminalize edilmesi, HDP'nin demokratik siyasetten çıkarılması için her türlü yöntem kullanılıyor. Her türlü yöntem, altını çizerek söylüyorum. Bunların hiçbirinin hukukla ilgisi yoktur. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle ilgisi yoktur. Ya bu ülkede hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulatamıyoruz. HDP'ye yönelik bütün bu saldırı ve nefret dilinin aksini büyük daire karara bağladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesi karara bağladı. Ama bunların hiçbirinin tabii ki siyasette hani kendi bekalarını kurtaracaklar ya, kendileri iktidarlarını devam ettirecekler ya, bunun bir karşılığı yok. Ha konuşunca da tehdit ediyorlar. Çünkü devletin tüm olanakları elinde. Tüm olanaklar kolluğuyla, içişleriyle, bilmem nesiyle. Bir de şunu söyleyeyim. Sahi bu ülkede bir Milli Savunma Bakanı var mı? Hala var mı? İçişleri Bakanı yaşıyor mu? İktidar grubuna soruyorum. 6 gün oldu ya. Bu ülkenin İçişleri Bakanı bu siyasi cinayete ilişkin tek cümle etmedi. Tek cümle etmedi ya. İnsan bir çıkıp açıklar. Bir partinin İl binası basılmış, genç bir kadın katledilmiş. Vahşice, canavarca, taammüden, tasarlanarak, planlanarak öldürülmüş. Daha neyi bekliyorsunuz? O ayrı. Bir de Milli Savunma Bakanı. Bu cani, bu katil Suriye'ye gitmiş. MKE yapımı işte bilmem elinde silahlarla
kıyafetlerle fotoğraflar çekmiş. Ya her isteyen gerçekten gidebiliyor mu oraya? O silahları eline alabiliyor mu? O kıyafetleri giyebiliyor mu? Bunu Milli Savunma Bakanı'na soruyorum. Kim gönderdi onu? Nasıl gönderdi? Bir sağlık memuruymuş. Orada da bir soru bırakıyorum. İzmir'de bir sağlık çalışanıymış. Nisan ayından beri işe gitmiyormuş. Vali ilk gün yaptığı açıklamada ne demişti? Not almıştım. Vali işten galiba iş akdine son, yani işten atıldığını söylemişti. Ama garip bir şekilde sağlık müdürü dedi ki tutanak tuttuk, işe gelmiyor. 3 ay işe gitmemiş, işe gitmiyor diye tutanak tutuyorlar. Ya bir memur şehir dışına çıkmak için izin alır validen ya. 3 ay işe gitmeyen bir çalışanınız ucu Suriyelerden çıkıyor, Minbiçlerden, o hattan çıkıyor. Silahlarla, kıyafetlerle Milli Savunma Bakanı hala çıkıp açıklama yapmadı. Ne işi var onun orada? Her memur isteyen gidebiliyor mu? Bunu da soruyoruz tabii ki. Ve bu katliama ilişkin bizim il yönetimimiz 3 defa emniyet müdürünü ziyarete gidiyorlar. 3 defa. Diyorlar ki bu kurulan çadır ve gelen kolluk sebebiyle il binamız hedef gösteriliyor. Tehlike büyük. Bunu ciddiye almıyorlar. Vekillerimiz validen randevu istiyor. Vali randevu vermiyor. Ve göz göre göre geliyor. Bu görünmeden gelen bir şey değil. Göstere göstere bu cinayet işleniyor. Ve işin garip tarafı, bu vekillerimiz İzmir Emniyet Müdürü'ne şey deyince, bu cinayetten sonra bu çadırı kaldırmanız lazım, bu provokasyondur diyorlar. Emniyet Müdürü'nün cümlesi şu: çadırdan haberi yoktur bu caninin, akli dengesi yerinde olmayan biridir demiş. Yani tutturabilseler adamı deli raporu da alacaklar. Hani o vardır ya hukukta, faik temiz kudretine sahip değildir diye. Bunu da yapamadılar. Adam gayet akıllı. Ve nasıl akıllı? Gidip psikiyatrdan akıllı raporu alacak kadar akıllı yani. Hani kendince onu dönüştürecek kadar söylüyorum. Şimdi bu vatandaş cezaevinde. Peki arkasında kimse yok mu? Ben görgü tanıklarıyla konuştum. Savcı niye konuşmuyor? İki kişi daha varmış aşağıda. Gözcülük yapıyorlarmış, silahlılarmış. Niye sadece bir kişi? Bu konu çok tartışıldı. Neden bir kişi tutuklandı da 18 saatte hemen tutuklandı? Ya bunun görüşmelerinin HTS'leri var mı? Sosyal medya incelendi mi? Cinayetten önce iki kişiyle telefonla konuşmuş, kiminle konuşmuş? Dökümü var mı? Bu kriminal soruların hiçbirinin yanıtı soruşturmada aranmamış. Alelacele biz tutuklayalım, kamuoyuna da cezasını alacak diyelim, kapatalım bu meseleyi. Yok, kapatamayacaksınız. Görgü tanıkları sonuna kadar bunun beyanını verecekler ve tabii ki bizler de bunun peşini asla bırakmayacağız. Diğeri şöyle bir mesele. Şimdi bize karşı her gün kullanılan bu nefret dili artık Türkiye'de alarm veriyor. Bu cinayet aslında bunu gösteriyor. Çok ciddi bir alarm. Toplumu kutuplaştırmanın, birbirine düşmanlaştırmanın, birbirine düşürmenin yöntemi işte her zaman böyle oluyor. Bunun adı ırkçılıktır. Irkçı ve faşizan bir saldırıdır. Irkçılık dünyanın her yerinde en büyük suçlardandır. Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü bunun üzerine kuruludur. Birleşmiş Milletler mekanizmalarında, sözleşmelerinde ayrımcılık ve ırkçılık en büyük suçlardandır. Ve hani bu kapatma işte terörü lafları var ya, ya bu mecliste hükümlü bir parti varsa Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Hükümlü diyorum, altını çizerek söylüyorum. Anayasa Mahkemesi hazine yardımının yarısını şey yapmış, mahkeme kararıyla almış. Mahkumiyet kararı vermiş. 6'ya karşı 5'le. Peki şu anda bu meselede, yani o gün
kapatmaya karşı fereyan yapanlar, böyle yeri göğü inletenler bugün kendileri iktidarda başka bir partinin kapatılmasını savunuyorlar ve cinayet karşısında da ne yapalım, kınadık, bundan sonra da olursa kınarız diyorlar. Bundan sonra olursa da kınamaya devam ederiz. Olacak diyor aslında. Biz başsağlığı mesajı duymadık. Biz aileye taziye mesajı duymadık. Duymadık. Yani özel aranmış olabiliriz ama... Buyurun, toparlayın. Kamuya açık, bu aileye başsağlığı, partimize başsağlığı iktidar blokundan duymadık. Sadece kınadık dediler, kınarız dediler. Tabii ki o kendi takdirleri. Ama biz şunu söyleyelim. Hukuk bir gün herkese lazım olacak. Sorularımız bu cinayete dair, kriminal ayrıntılara dair, delillere dair yüzlerce. Bu kişisel bir suikast değil. Bu bir partiye yöneltilmiş ve o gün orada kaç kişi olsa hepsinin öldürüleceği ve bunun katilin itiraf ettiği çok ciddi bir saldırıdır. Ve bu saldırı örgütlüdür, planlıdır, tasarlanmıştır. Bu bir provokasyon değildir. Provokasyonla böyle cinayet işlenmez. Bir kişi gelişi güzel oraya gitmemiştir. Bunu daha önce de tasarlamıştır. Bunu savunmalarında da söylüyor zaten. Bu da böyle bilinsin diyorum. Hepinizi selamlıyorum.